hikayesi nereden başladı derseniz, aslında bunlar film bir nevi bir sürü sosyal disiplin veya sanatsal disiplinin karışımı gibi bir şey. Yani bir film çekmek istediğiniz zaman sadece şey yeterli olamayabiliyor. Belli bir alanda uzmanlaşmış olmak veya sadece işin teknik kısmında bir şeyler yapıyor olabilmek yeterli değil gibi düşünüyorum. Onu gördüm. O yüzden bayağı bir bekledim aslında. Yaşım da bayağı ilerledi. Sosyoloji bitirdim, felsefe okudum. Onun üzerine yıllardır da fotoğrafçılık yapıyorum sanatsal anlamda. Aklımda bazı hikayeler vardı. Kurgulamak istediğim, kurguladığım, hali hazırda yaşanmış şeyleri kurguya dönüştürdüğüm bazı hikayeler. Biraz film serüveni aslında böyle başladı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi filmin hikayesi biraz şey, nasıl söylesem, biraz daha imgesel bir film olacak diye düşünüyorum. Öyle bir şey en azından tasarladık. Açılarımız, planlarımız ve kullandığımız teknik ekipman da biraz ona yönelik oldu. Filmin temel iddiası şu: bir kadını işliyoruz. Kadını işlerken de tamamen bir mağduriyet ve acınası bir mağduriyet üzerinden işlemeyi uygun görmedik açıkçası. Bir aşk hikayesi, yarım kalmış bir aşk hikayesi işleniyor bu filmde. Fakat kadın ya dimdik ayakta. Filmin temel iddiası şöyle diyebilirim: sıradan insanın işliyoruz ve asıl sanatı ve tarihi, postmodern sanatı, burjuvanın sanatını belirleyen şeyin sıradan insanın trajedisi olduğunu iddia ediyoruz. Film biraz bunun üzerine inşa edildi. İsmini spoiler olarak vermeyeyim. Dünyaca ünlü bir tablonun aslında Orta Doğu'da bir kadın yaşantısı üzerinden bizzat nasıl gerçekleştiğinden bahsediyoruz. Yani 1800'lerde yaşamış postmodern ve sürreal dediğimiz, sürrealist veya kübit dediğimiz resim sanatında işlenen bir tablonun bir Orta Doğulu kadının dünyasında nasıl bizzat ona tezahür ettiği ve cereyan ettiği üzerine. Çok karışık biliyorum ama durum biraz böyle. Çünkü tamamen imgesel ilerledik. Siirt şöyle, şimdi Siirt toprakları çok bakir ve yalnız bırakılmış. Yani insan eli dünyanın küreselleşmesiyle birlikte her yere çok fazla dokundu ve zarar verdi. Fazla modern dediğimiz ama aslında beton yapıdan oluşan bir sürü şey modernizm olarak insanlara yedirilmeye çalışıldı. Siirt sanki insan elinin biraz daha insan elinden kendini, o kirlilikten kendini koruyabilmiş bir coğrafya ve doğa sahip. Hem fiziksel ölçüleri, hem coğrafi şartları, hem iklim koşulları Siirt'i biraz daha özel kıldı bizim için açıkçası. Muazzam bir doğası var. Bir kere onu söylemeliyim. Şirvan'a gittim, Kurtalan'a gittim, Pervarin dağlarını gezdim. Şu anda şeydeyiz, Kayaboğaz'dayız. Bir 10-15 kilometre yakın şeye, Siirt merkeze. Merkeze bu kadar yakın olup doğallığını hem insani olarak hem fiziksel çerçeve bazında doğallığını bu kadar koruyabilmiş çok az yer var. Çünkü genelde böyle hani bir şehrin çok yüksek dağlarında, çok çok uzaklarında samimi insanlar görürsünüz. Burada şehrin dibindeyiz ve insanlar o samimiyetinden hiç ödün vermemiş. Hepsi yardımcı olabilmek için, destek olabilmek için seferber oluyor. Bu hem Siirt insanının kendi kültürel kodlarıyla ilgili bir şey elbette. Onun yanı sıra bu kodlar böyle coğrafyasında da kendini gösteriyor aslında. İlginç. Çünkü Siirt biraz kozmopolit, sadece tek bir etnik yapıya sahip olan bir memleket değil. Türkler var, Kürtler var, Araplar var. Yıllardır bir arada yaşıyorlar. Ve hiçbir etsiz kavgaya şahit olmamış Siirt. Bu anlamda Siirt'e özel kılan benim için buydu. Yani gittiğimiz her yerde Kürtçe biliyorsak Kürtçe iletişim kurabiliyoruz. Bilmiyorsak Türkçe, bilmiyorsa Arapça iletişim kurabildiğimiz insanlardan aynı reaksiyonu aldık. Yani Kürdünü, Türkünü, Arabını aynı samimiyetle gördük ve değerlendirdik. Bu bizim için Siirt'te özel kılan bariz nedenlerden biriydi.